Bamonlar TV'den herkese merhaba. Bugün yanımda şarkılarıyla 90'lı yıllardan tanıdığımız Türk Dünyası Kraliçesi Şahsenem var. Türk Dünyası Kraliçesi diye tanıdık biz onu, Şahsenem'i. Şu an burada kendisi Teşekkür yanımda. Ederim. Merhabalar Merhaba, hoş Woman geldiniz. Life izleyicilerine buradan merhabalar diyorum. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? bulduk. Ben deyim, teşekkür ederim. Açılışı birlikte yaptık kendisiyle. Evet. Ben Şahsenem'i duyduğumda benim aklıma ilk gelen o bu gelecek gelecek. Evet. Haset sona sana erecek. Erecek. Söyler bana kuşlar o bu gece gelecek. O bu gece gelecek. Bu şarkısıyla zaten evet. Hatırlıyorum kendisini. Benim de dilimden hiç düşmedi o yıllarda. Hala da söylerim. Hatta siz gelmeden önce de tekrar dinledim, baktım. Teşekkür çok ederim. Çok güzel gülümsetti beni onu dinlemek. Çok güzel bir şarkıydı. Teşekkür Ve ederim. Ve o yıllarda yine Gözyaşlarım Anlatır Evet. Şarkısı çok ünlü oldu. Evet. Hala şu an Çok sevildi revaçta. Ve müzik listelerinde hep bir sene boyunca bir numara olmuş ve artık klasik şarkılar içerisine girmiş. Birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Çok sevilen bir şarkı oldu. Çok mutlu ediyor tabii ki. Yani yaptığım işin sevilmesi insanı mutlu eden bir şey tabii ki. Dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Sevenlerime. Çok da güzel yorumladınız zaten. Evet, Türk halkı sizi çok özledi. Sanırım şu an bir cover çalışmanız var, değil mi? Önceki şarkılardan 3 tane bir cover çalışması olacak. Şu anda Gözyaşlarım Anlatır'ın cover çalışmaları, O Bu Gece Gelecek ve Yüreğim Meskendir Aşka, bu şarkılarım çok Türk halkının gönlünde yer etmiş şarkılar. Onları tekrar okumam tabii ki icap eder. Şu anda Ulubey Hekimoğlu çalışıyor. Gözyaşlarım Anlatır çok ünlü bir isimle duet yapıyoruz aynı zamanda. Ve 4 tane versiyonda olacak. Biri enstrümantal, diğeri underground böyle versiyonları var, enstrümantal de var. Ve tabii ki remix şeklinde olacak bir de. Çocuk yaşlarda şarkı söylemeye başladınız. Aileniz destekledi mi sizi sanatçı olmanız için? Vallahi ben 3 yaşımda şarkı söylemeye başladım. 3 defa piyanoya yazıldım ama babam göndermedi. Yani şey vardı bizde sanatçıları, hani bizim Türkiye'de de vardı böyle sanatçıya pek iyi gözle bakılmaz yani. Bizde de vardı öyle bir şey, bizim ailede vardı ve babam karşı çıktı mesela. Ben keşke gönderseydim beni ama büyüdüm. Annem dedi hani sanatçılık okumayacaksın, konservatuvar ikinci bölümü alacaklardı beni hemen. Yani bir yetenek, böyle bir yetenek harcanmamalı diye. Yine annem izin vermedi. Rus Dil Edebiyatı bölümü mezunu oldum ben. Öğretmen oldu dedi. Yani ciddiye alınmıyordu sanatçılık evde. Ben de konservatuvar okuyamadığım için, piyano okuyamadığım için çok üzgünüm ama okusaydım şu anda bir enstrüman çalıyor olacaktım. Çok önemli bir şeydir. Hala özentim var ama olmuyor. Büyüdükten sonra parmaklar seni dinlemiyor. Şimdi ailem tabii ki şeydi, ben onlar kızlar hepsi 6 kız 3 erkek, 6 kız bir yerde bir grupta çalışıyorlardı. Folklorik ekip. Bense çok ünlü bir grubun solistiydim. 4 erkek vardı orada. Tabii ki ailem istemiyordu onlarla çalışmamı. Ben solist olarak konserlere gidiyordum. 16 yaşında ben devlet sanatçısıydım. 16 yaşında devlet sanatçılığını kabul ettiler beni. Çünkü yani çok güzel şarkı söylerdim herhalde. Çok sevildim ve ben Harezm Filarmonisi sanatçısıydım. Turnelere gidiyordum. Şahsenem olarak ben Sabah grubunun solisti olarak Şahsenem olarak sahneye çıkıyordum. Çok sevildim genç yaşta. Oradaki sevenlerime de buradan sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. Sonra da bizde kardeşler arasında biraz kıskançlık vardı. Hepsi evlendiler onlar. Çoluk çocuğa karıştılar. Bense üniversite hocası, işte devlet sanatçısı, başarılı olmuş. Kardeşler arasında bir kıskançlık vardı. Yani niye bizim folklorik ekipte şarkı söylemiyor? Ondan sonra niye o çok başarılı? Niye o çok seviliyor? Neden bizden daha çok popüler? Böyle kardeş kıskançlığı geldi başıma. Ondan sonra şarkı söylemesin o diye beni karanlık odaya kilitlediler kardeşlerim. Ama ben de dedim ki tamam şarkı söylemeyeceğim ama bir kere sinemada oynayabilir miyim? Çünkü o dönem ben ülkemin zirvedeki sanatçısıyım. Yani o dönemde hani bunlar oluyor. Evet. Bu arada, değil mi? Evet. Ondan sonra sinema teklifi var. Taşkent'e gitmem gerekiyor. Ben Harezm'de oturuyorum, Urgen şehrinde. İşte uçakla bir saatlik.
Dedim tamam şarkı söylemeyeceğim. Madem söylemem istemiyorsunuz bir kere izin verin ben sinemada oynayayım. Dedim o izni kaptım ve çıktım odadan. Bir daha dönmedim. Ve sinema projelerimi de tabii ki ben gizli gizli sahne yani çekilen yerler söylenmiyordu kimseye. Çünkü benim ailem biraz şeydi yani peşimi kovaladı. Onları yakalanmamak için sinema projelerimi bir tanesini bitirdim. İkincisinin son sahnesi kaldı. Şarkılarını da ben söylemiştim. Hı-hı. Beyaz Perde'de. Türkiye'ye geldim ben. Türkiye'ye geldim. Evet. Sonra da kaldınız. Türkiye'ye geldim ve kaldım. Zaten benim orada yaşamama imkan yoktu. Ailevi bir problemim vardı çünkü benim. Çok yani iyi yaptınız. Bayağı bir annem polislere molislere gitti. Yok kayboldu dedi. Yok şu oldu dedi. Bu oldu dedi. Hı-hı. Ama ben bir yetişkin olduğumu, evi kendi istemle terk ettiğimi falan belirttim. Kimseye evden kaçın demiyorum ama benimkisi durum başka bir durumdu. Ailevi problemlerdi. Evet. Sırf bu yüzden ben Türkiye'de kaldım. Ama ayrıca Türkiye'ye aşık bir insandım. Evet, çok da güzel müzik ve kültür elçiliği yaptınız. Evet. Ama. Üniversiteye hazırlanırken akşamları sabah kadar uyumazdım. Ve TRT radyosunu açıp dinlerdim. Hep TRT müziklerinde Türkçe müzik dinlerdim. Ve Türkiye'ye geldim dedim ben geriye gidemem. Konser evet. için gelmiştim. Onlar döndü, grup ben kaldım. ve sonra burada ikinci bir hayatım başladı. Yani insan ailesine karşı çıkamaz. Baş kaldıramaz çünkü o senin ailen. Ben dedim ülkemi size feda edeyim o zaman. Ben başka bir ülkeye gidiyorum. Ama Türkiye'ye geldim evet. ve Türkiye'ye gelmeyi çok istemiştim zaten. Evet. Çok güzel bir aylık bir turne oldu. Alparslan Türkeş, Adana Türk Ocağı. Onların düzenlediği konserle gelmiştim. Çok güzel geçti. Ekip gitti ben kaldım. Ulu Bey Hekimoğlu ile birlikte geldik kaldık. O da aranjörüm. Siz Özbekistan'la Türkiye arasında çok güzel bir evet. köprü bağlantısı kurdunuz. Müzik evet, yoluyla evet. insanlara ulaştınız. İşte, evet bunların değil başıma mi? Gelmesinin sebebi evet. ben Türkiye'ye gelecekmişim. Evet. Evet ve Türkiye'deyim şimdi. Türk vatandaşı olduğum Türkiye'de tabii zorluklar çekmedim değil çektim. Her insanın ilk başta hele ki başka ülkede bir şeyler yapacaksan kolay değil. Önce Türkçe öğrendim, hı hı. çeşitli kol işlerinde çalıştım, Türk halkını yakinen tanıdım. Yani çok mutlu oldum bunları da öğrenirken. 4 senemi verdim 4 sene sonra. İşte sabrın sonu selamet demişler ya. Yapım şirketi beni buldu. Emeklerin karşılığı alınıyor değil mi? Evet. Burhan Şeşen, Gün Doğarken grubundan. Evet. Benim oturduğum evi işte klip müzik yapımdı o zaman o firmayı kuracaklardı. İlk sanatçılarından bendim. İşte beni gördü, bizimle tanıştı, oturduğumuz evi görmeye geldiler. Burayı kiralayacağız, yapım şirketi yapacağız falan filan. Bir hemşehrimizin eviydi. Sonra benim de sanatçı olduğumu anlayınca ilk albüm teklifini bana yaptılar. Ve 94'te albüm çalışmasına başladım ben. Hı hı. 95'lerde. Zaten sizi tanıyorduk ve, artık 95-96'larda evet. estiniz. Evet. 96'nın Aralık 15'inde O Bu Gece Gelecek şarkısıyla evet. çıkış yaptım. Ama tabii sabrettim. Kolay hmm. değildi. Şimdi kolay anlatıyorum ama kolay değil. Yani emek verdim, sabrettim. Allah'ın da yardımıyla. Türk halkının sevgisiyle, sevenlerimin sevgisiyle hı hı. Başarılı oldum. Türk evet. halkı beni bağrına bastı. Evet. Çok sevdiler. Ben gerek hı hı. müziğimde, yaptığım tüm çalışmalarımda hep bir Özbek Türk'ünü, Orta Asyalı Türk Cumhuriyetlerinin evet. kültürlerini, müziğini, her şeyini kapsadığı için benim müzik hayatım. Hı hı. Hepsini Türk halkına tanıttım ve Türk halkı çok sevdi. Evet. Özümüzden birisi olarak beni bağırlarına bastılar. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum Türk halkına, sevenlerime. Ne zaman Türkiye dışına çıksam Türkiye'yi çok özlüyorum. Değil mi? Evet, çünkü yaşayan bir şehir İstanbul bir kere. Evet. Yani memleket Türkiye'dir. Evet. 24 saat yaşayan. Yurt dışında gidiyorsunuz, alışveriş yaptım hemen çık diyorlar dükkandan. Hı-hı. Ama bizde geldiğinde ne yapıyor? Bir bardak çay ikram ediyorlar. Karnınız aç mı? Bir şey yer misiniz evet, diyorlar. Bir mi? Şey alıyorsun daha da seni evet. ağırlıyorlar. 7-24 saat yaşayan bir şehir İstanbul'umuz. Türk insanı keza öyle. Yani o yüzden çok mutluyum. Ve ben Orta Asyalı bir Türk olarak, Özbek Türk'ü olarak... ...güne kadar kıyafet tarzımla da gümüş takılarım çok meşhurdur benim. Çok sevildi.
müziğimde, albümümde olsun, şarkı söyleme tarzı bile bir Özbek ağzından anlatımlara birebir tercüme ettirdik. Sevgili Günay Çoban'la çalıştık, söz yazarı. Müziklerde sen yine oranın çok önemli bestecilerinden eserler okuduk. Yine oranın çok başarılı aranjörü, sanatçısı, müzisyen Ulubey Hekimoğlu ile çalıştık. Hala daha çalışıyoruz. Dünyanın en pahalı gelinliğini giydiniz. 55 kilo altından bir gelinlikti. Hani modacısı kimdi? Neler hissettiniz bu gelinliği giyerken? Çok başarılı bir modacı ile çalışıyorum, Fatoş Akyıldız'la. O yine bir çılgınlık yaptı. Dubai Kralı'nın 21. eşine altından olan gelinlik yaptı. Defileye hazırlanıyor ve defilede benim o gelinliği giymemi istedi. Aslında sahnede giymemi istedi. Dedim ben o sorumluluğu alamam. Kusura bakma çünkü her tarafı altın. 55 kilo gelinlik. Muhteşem. Çok ihtişamlı bir şey. Hı hı. Tacı da var. Çok ağır. Yani uzun bir süre başınızda tutamazsınız zaten. Her şeyi altından. Taşları dahi altın suyuna bandırılmış yani tacın. Muhteşem bir gelinlikti. Onu defilede giyeceğim inşallah. Yemek kitabı yazdınız. Sanırım Özbek mutfağı ile alakalıydı. Bu değil mi? Yemek kitabının içeriğinde neler var? Yani çok sevildi. Orta Asya mutfakta işte bir Özbek pilavını anlattığım zaman ve Türkistan mantısını anlattığım zaman çok sevildi ve böyle herkes soruyordu. Hani nasıl yapılıyor? Anlatsan. Her gittiğim programda ben bu yemekleri yapıyordum canlı yayınlarda. Çünkü herkes öğrenmek istiyordu. Herkesin ilgisini çekiyor. O yüzden dedim ki ben bu yemek kitabını yazacağım. Aslında dedim yemek kitabı bahane kültürümüzden bahsedeceğim. Ve o çok değişik bir kitap oldu. Truva Yayın Evi'nden çıktı. Evet. Şahsenemden Orta Asya Kültürü ve Yemekleri kitabı yazdım. Bunun devamı da gelecek. İşte bunlar hepsi gelecek nesle bir yadigarlık. Sizi müzik ve kültür elçisi olarak tanıyoruz ve şu sıralar bir radyo programı yapıyorsunuz. İçeriği nedir bu radyo programının? Onu anlatmanızı isteyeceğim sizden. Bu saatten sonra istediğim projelerde yer almak istiyorum. İstediğim projede yer almak için kendi projeni üretmen gerekiyor. Yıllardır 9 sene boyunca oğluşumu büyütürken benim yapmak istediğim projelerim vardı. Türk dünyası üzerine ve Türk dünyası üzerine şu anda ben radyo programı yapıyorum. Ulusal Radyo'da her pazartesi saat 17'de başlıyor. Uğur Atis ve Şahsenem ile Ayaküstü Bir Şeyler Türk dünyası müzikleri radyo programına başladım. Bu program Türkiye'de bir ilk radyo olarak. Hiçbir reyting kaygısı olmayan, Türk dünyasına dair her şeyi anlatıyoruz. İşte bilginlerimizden tutun, destanlarından, türeyişinden tutun, Türk'ün doğuşundan, yaratılışından tutun. Hepsini anlatıyoruz, destanlar, şarkıları. O kadar anlatacak çok şeyimiz var ki bizim. Evet, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Ben programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Woman Life kanalına başarıların devamını diliyorum. Woman Life TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bekliyoruz. Sevgilerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.